Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Arapçadaki isim tamlaması, Arapça ismiyle izafet terkibi konusunu göreceğiz. Arkadaşlar, Türkçe'de bizim tamlanan ve tamlayan diye duyduğumuz Arapçadaki ismiyle tamlanana muzaaf, tamlayana da muzaafın ileyh ismini verdiğimiz iki tane sözcükten oluşan tamlamaya İsim tamlaması diyoruz. Tamlanana muzaaf diyoruz. Tamlayana muzaafın iley. Nedir tamlanan, tamlayan? Onlara bakalım. Tamlanan olan kelime, yani muzaafın olan kelimenin kime ait olduğunu, neye benzediğini, neyden yapıldığını bize muzaafın iley, yani tamlanan anlatır arkadaşlar. Örnek verecek olursak, okulun öğretmeni dediğimiz zaman öğretmenin kime ait olduğunu, okula ait olduğunu bize muzaafın iley haber veriyor arkadaşlar. Türkçe'de tamlanan ve tamlayan diye isimlendirilip Arapça'da tamlanana muzaaf, tamlayana ise muzaafın iley olarak isim verdiğimiz iki sözcüğün bir araya gelip oluşturduğu tamlama çeşidine Arapçada izafet terkibi, yani isim tamlaması diyoruz. Peki biz bu isim tamlamasını nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl anlayacağız cümle içerisinde? Örneklere bakalım arkadaşlar. Babül Beyti örneğinde verdiğimiz zaman bab kapı demek, el beyt ev demek. Babül Beyti evin kapısı demek. Arkadaşlar şu birinci cümlemiz, birinci kelimemiz arkadaşlar muzaaftır. Birinci kelimemiz. Arapçada muzaaf olan kelimenin başındaki elif lam takısı düşer ve sonundaki de tenvin düşer arkadaşlar. Niçin? Çünkü zaten bize bu kapının eve ait olduğunu söylediği için bu kapı zaten belirli yapılmış oluyor. Tekrar bir daha bunu elif lam takısı getirerek belirli yapmaya gerek yoktur. İsim tamlaması yapılırken muzaaf olan kelimenin başındaki elif lam takısı atılır, sonundaki tenvin de düşer arkadaşlar. Yani hem elif lam takısı olmayacak hem tenvin olmayacak. Peki muzaafın ileyh olan kelimenin de arkadaşlar son harekesi daima esre olacak. Muzaafın ileyh elif lamsız da gelebilir, ancak son harekesi elif lamsız gelirse iki esre, elif lamlı marife olarak gelirse arkadaşlar tek esre olacaktır. Biz şunu daha önce söylemiştik. Bir ismin, bir kelimenin yalın haldeyken ya arkadaşlar başında elif lam takısı olacak ya da sonunda tenvin olacak. Yani hem tenvin hem elif lam takısı olmadan bir kelime asla yazılmaz. Ancak nerede yazılır dedik? Sadece muzaaf, eğer ki o isim tamlamasında muzaaf ise muzaaf olan kelimenin başındaki elif lam takısı da yazılmaz, sondaki tenvin de düşer. Arkadaşlar Arapçada bir kelimeyi iki şekilde esre yaparız. Son harekesi irabında, son harekesi iki şekilde esreli yazılır, mecrur olarak gelir. Bunlardan birincisi ismin başına harfi cer getirdiğimiz zaman, harfi cer konusunda işlemiştik. Eğer ismin başına harfi cer gelirse o ismin son harekesi arkadaşlar esre olurdu. Diğeri de isim tamlamasında muzaafın ileyh olduğunda arkadaşlar yine o ismin son harekesi esre yazılır. Bunun haricinde hiçbir ismin son harekesi arkadaşlar esre yazılmaz. Evet, Babül Beyti evin kapısı, kapının kime ait olduğunu söylüyor, eve ait olduğunu söylüyor. Muzaaf olan kelimenin arkadaşlar başındaki kelimenin son harfi ötreli de olabilir, esreli de olabilir, üstünlü de olabilir. Çünkü cümle içerisinde merfu, mansup ve mecrur konumlarına göre harekesi değişir. Ancak muzaafın ileyhin son harekesi daima esre olacaktır arkadaşlar. Bunu babu beytin şeklinde de yazabiliriz. Babu beytin, bir evin kapısı. Babu beytin. Yine baktığımız zaman bab kelimesinin başında hem elif lam takısı yoktur, hem de sonundaki tenvin düşmüştür. Beytin kelimesinin de arkadaşlar elif lamsız geldiği için sondaki arkadaşlar hareke iki esreli gelmiştir. Yine tekrar ediyorum arkadaşlar, muzaafın ileyh olan kelimenin
başında elif lam varsa tek esreli, yoksa iki esreli olarak mecrur olarak gelecektir. Evin kapısı. Diğer bir örnek, muallimul medreseti, okulun öğretmeni. Muallim muzaftır. Muzaf olduğundan dolayı başındaki elif lam takısıyla sondaki tenvin düşmüştür arkadaşlar. El medresede okul olan muzafın ile arkadaşlar son harekesi esre gelmiştir. Muallimul medreseti, okulun öğretmeni. Evet arkadaşlar, biz sıfat tamlamasında şunu söyleyeceğiz veyahut da müpteda ile haber arasında daima cümlelere arkadaşlar uyum olması gerekiyor. Ancak isim tamlamasında muzaf müennes, muzaf ileyh müzekker veya muzaf müzekker, muzaf ileyh müennes olarak gelebilir. Nafize tussaffi, sınıfın penceresi. Nafize muzaftır. Son harekesi ötreli olarak gelmiştir. Tenvinsiz, elif lamsız. Es-saffi de arkadaşlar son harekesi esreli gelmiştir. Şeddenin altında yazıldığı için esredir arkadaşlar. Es-saffi, sınıfın penceresi. Pencerenin sınıfa ait olduğunu bizlere söylüyor. Evet, cümle içerisine bakacak olursak arkadaşlar, ca'e geldi ki muallimul medreseti, okulun öğretmeni geldi dediğimiz zaman ca'e fiil, muallim faildir, öznedir, muzaftır, el medresede muzafın ileyhtir. Arkadaşlar cümle içerisinde muzaf fail olabilir, mef'ul olabilir, mecrur olabilir, müpteda olabilir, haber olabilir. Ancak asıl görevi bunlardır arkadaşlar. Yani muzaf olması ikinci görevidir. Ancak muzafın ileyhin tek bir görevi vardır. O da muzafın ileyh olmasıdır. Yani muzafa bağlı olarak, muzafın ileyh olarak gelmesidir arkadaşlar. Okulun öğretmeni geldi. Peki okulun öğretmenini gördüm diyecek olsak, ra'aytu gördüm kimi, muallimel medreseti. Burada özneyken muallimi olan kelime artık mef'ul konumunda, yani kimi gördüm, artık gören kişi de benim. Diğerinde gelen kişi okulun öğretmeniydi ama bunda özne, yani görme işini yapan kişi ben olduğum için özne benim. Muallimel medreseti, okulun öğretmenini gördüm dediğimiz zaman mef'ul olduğu için son harekesi üstün olmuştur. Ancak muzafın ileyhe baktığımız zaman arkadaşlar yine esre olarak gelmiştir. El'abu, oynuyorum. Nerede? Fi hadikatil beyti, evin bahçesinde. Hadika kelimesi arkadaşlar şu fi harfi cerinden dolayı son harekesi esre gelmiştir. El beyt kelimesi de hadikadan muzafın ileyh olduğu için son harekesi esre gelmiştir arkadaşlar. Hadika muzafın ileyh olmasından dolayı başındaki elif lam takısı ve sonundaki tenvin gitmiştir arkadaşlar. Ancak el beyt kelimesi dediğimiz gibi mef'ul de olsa, mecrur da olsa, merfu da olsa, her durumda arkadaşlar, yani özne de olsa, mef'ul nesne şeklinde de gelse, harfi cerli de gelse, muzafı ile daima esre gelecektir arkadaşlar son harekesi. Evin bahçesinde oynuyorum. Savtur racülü, adamın sesi. Savtur racülü, adamın sesi nedir? Cemilun, güzeldir. Arkadaşlar burada saut mübteda, aynı zamanda muzaftı. Er racülü de muzafın ileyhtir. Adamın sesi nedir? Cemilun, güzeldir. Muzafın, özür dilerim, cemilun haberdir arkadaşlar burada. Saut kelimesi müzekker olmasından dolayı, mübteda müzekker olmasından dolayı cemilun olan haberde müzekker gelmiştir. Ancak ikinci kelimede hadikatul beyti, evin bahçesi nedir? Cemiletun, güzeldir dediğimizde buradaki hadika kelimesi müpteda olup müennes olduğundan dolayı haber kelimesi de onun haberi cemiletun müennes olarak gelmiştir. Ancak her iki durumda da müzekker de olsa müennes de olsa arkadaşlar beyt kelimesi ve racül kelimeleri muzafın ileyh olarak esreli gelmiştir. Adamın sesi güzeldir, evin bahçesi güzeldir. İkisinde de güzel, ancak biri müzekker olduğu için haberi müzekker, kapalı t'siz geliyor. Diğeri müennes olduğu için onun haberi de kapalı t ile beraber müennes bir şekilde geliyor.
Es-sa'yu çalışmak nedir? Miftahun necahi başarının anahtarıdır. Burada es-sa'yu çalışmak müptedadır. Miftah arkadaşlar bu sefer haber olarak gelmiştir muzaf. Başarının anahtarı. Anahtarı kime ait olduğunu söylüyor bize. Başarıya ait olduğunu arkadaşlar. Ve muzafı olduğundan dolayı son harekesi arkadaşlar tenvin düşmüştür. Elif lam da gelmemiştir. En-necahi kelimesinde son harekesi esre gelmiştir arkadaşlar. Miftahun necahi. Başarının anahtarıdır. Ca'e geldi ki muallimul medreseti. Okulun öğretmeni geldi dediğimiz zaman gelen okulun öğretmenidir arkadaşlar. Faildir, öznedir. Peki 2 ve 3 istesniye ve çoğullarda nasıl yapacağız isim tamlamalarını? Arkadaşlar tesniyelerde isim tamlaması yapılırken tesni olan kelimenin sonu iki öğretmen diye oradaki nun düşmüştür arkadaşlar. İsim tamlamalarında daima düşer. Bunu unutmayalım. Ca'e geldi ki muallimel medreseti okulun iki öğretmeni geldi. Okulun iki erkek öğretmeni geldi dediğimiz zaman tesniyedeki nunlar düşer arkadaşlar. Bu müennesle de müzekkerdeki tesniyelerde düşer arkadaşlar. Cem'i yapacağımız özür dilerim. Tesniyenin mansup konumundakini yani okulun iki öğretmenini gördüm derken mansup konumunda yapacağımız zaman muallimun bir öğretmen, muallimani iki öğretmen, muallimeyni yine iki öğretmen dediğimiz zaman oradaki nun da düşmüştür. Muallimey el medrese kelimesinde gördüğünüz gibi muallimey el medreseti okulun iki öğretmenini gördüm. Tesniyenin arkadaşlar mansup konumundaki irabı y ile yapılıyordu. Harf ile yapılıyor. Tesniyelerin irabı hareke ile değil arkadaşlar. Harf iledir. Harf ile olduğu için mansup konumunda y şeklinde gelir. Ancak merfu konumunda elif şeklinde gelir. Ve isim tamlaması yaparken sondaki nun düşer arkadaşlar. Cem'i de nasıl yapacağız? Ca'e geldi ki muallimul medreseti okulun öğretmenleri geldi. Muallimun bir öğretmen. Muallimani iki öğretmen. Muallimune erkek öğretmenler dediğimiz zaman o sondaki nun harfi düşerek isim tamlaması yapıyoruz arkadaşlar. Okulun erkek öğretmenleri geldi. Peki şöyle desek okulun erkek öğretmenlerini gördüm diyeceğimiz zaman yine ra'aytu gördüm kimi? Muallimil medreseti okulun erkek öğretmenlerini artık buradaki muallimine çoğul yapacağımız zaman mansup konumunda sondaki nun düşüyor arkadaşlar. Muallimil medreseti okulun erkek öğretmenlerini gördüm. Peki bayan öğretmen olduğu zaman caet geldi ki muallimetül medreseti okulun bir bayan öğretmeni geldi. Okulun bayan öğretmeni geldi. Özne fail konumunda olduğu için muzaf son harekesi ötreli gelmiştir arkadaşlar. Okulun iki bayan öğretmeni geldi diyeceğimiz zaman yine muallimetun muallimetani'deki nun harfi düşerek isim tamlaması yapılıyor tesniyede. Muallimetel medreseti muallimetani muallimeteyni mansup konumunda geldiği zaman muallimeteyni yapacağız ve nun harfi düştüğünden dolayı isim tamlamasında ra'aytu gördüm kimi muallimeteyl medreseti okulun iki bayan öğretmenini gördüm diye bu şekilde tesniyede arkadaşlar isim tamlaması yapılacak. Peki arkadaşlar cemi müennes salimlerde yani okulun bayan öğretmenleri geldi diyeceğimiz zaman cemi müennes salimlerin arkadaşlar irabı hareke ile olduğundan dolayı son harfi arkadaşlar özür dilerim harekeli olmasından dolayı hiçbir harf düşmez arkadaşlar tesniye ve cemi müzekkerdeki salim gibi. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bizler isim tamlaması yapacağımız zaman müfret olan isimleri ve cemi müennes salimleri arkadaşlar cemi müennes salimleri hareke ile irabını yapıyoruz. Yani özne ise ötreli bir şekilde geliyor.
mef'ul konumunda ve mecrur konumundaysa, mef'ul konumundaysa arkadaşlar üstünlü bir şekilde geliyor. Mecrur konumunda iken arkadaşlar müfret olan kelimeler esreli geliyor. Ancak cem-i müennes salimin hem mef'ul nasb konumu yani hem de mecrur konumu esreli gelecektir. Biraz sonra göreceğiz. Sadece tesniyelerle ve cem-i müzekker salimle arkadaşlar isim tamlaması yapılırken sondaki nun düşer. Bunu bilelim. Tekrar ediyorum. Tesniye olan kelimeler yani muallimun muallimani, muallimetun muallimetani, müdürün müdürani, beytun beytani, seyyaratun seyyaratani. Hangi kelime olursa olsun onun tesniye olan kelimelisi, ikil olan kelimeleri arkadaşlar ve cemi müzekker salim yani düzenli yapılabilen çoğullarda vav, nun ve yeli nun şekilde gelen çoğulların arkadaşlar sonundaki nun düşüyor. Cemi müennes salimde ise irabı hareke ile olduğundan dolayı caet geldi ki muallimetül medreseti okulun bayan öğretmenleri geldi. Peki okulun bayan öğretmenlerini gördüm diyeceğimiz zaman arkadaşlar raitü gördüm kimi muallimatil medreseti okulun bayan öğretmenlerini yani cemi müennes salimin irabı da arkadaşlar nasf ve mecrur konumunda esr olarak hareke ile yapılacaktır. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçülisan eylediysek affola. İnşallah anlamanız için faydalı bir şekilde anlatabilmişimdir. Böyle videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.